Gümüşhane'nin Keltkit ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangında bir ev, ahır ve iş makineleri kül oldu. Yeşilpınar köyünde ikamet eden Yaşar Arslan'a ait evin çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmadı. Ancak ev, ahır ve iş makineleri kül oldu. Yaşar Arslan yaşanan olayı Ege TV bölge koordinatörü İsmail Seven'e anlattı. İşte hayvanlarla işim bitti. Eve geldim, banyo yapacaktım. Banyoya girdim, elektrikler kesildi. Ondan sonra dışarıya çıktım. Elektrikten mi artık neden kaynaklıysa tutuşmuş ev, çatı yanıyordu. Biraz panik yaptım. Ondan sonra annemi dışarı çıkardım. Hayvanları kurtarmaya gittim. Köyden işte vatandaşlar geldiler. Onlar yardımcı oldular. Sağ olsunlar hepsi. O arada itfaiyeyi aradım. Biraz panik yapmıştım, şey yapmıştım. Onlar da geldiler. Hızlı bir şekilde geldiler. Çok sağ olsunlar. Hepsi de canla başla mücadele ettiler. Jandarma geldi. Sabah 5'e kadar hep birlikteydik. Köylü, jandarma, itfaiye. Hepimiz söndürmeye çalıştık. Çok şiddetli bir rüzgar vardı yani. Şu anda hala samanlık yanıyor. Yangında samanlık, ahır, odunluk, evler komple hep yandılar. Şükür bizlere bir şey olmadı. Canımız sağ, canımıza bir şey olmadı. Kimsenin canına bir şey olmadı. Maddi olarak biraz zarar oldu. O da olur. Devletimiz, milletimiz yardımcı olur, yapılır, edilir. Yeşilpınar Köyü Muhtarı Adem Çağlar'sa çok büyük bir felaket yaşadıklarını ancak can kaybı olmadığını söyledi. Devletin Arslan ailesine destek olmasını beklediklerini belirtti. Gece saat 11.30'da kahveden şeyden eve geldim. Evde otururken çocuk geldi, baba dedi yukarıda bir yangın var dedi, ateş varmış. Yukarı geldik ki bir acayip bir rüzgar var. Komşumuz işte Yaşar Arslan'ın evi. Çatıdan alışmış. Çatıya da direkten gelen elektrik kablosu var. Orada artık kablodan çıkan bir şey de çatıda kuru ağaçlar da var, samanlık da var, ot da var. Bu komşumuzun evi, ahırı, samanlık hepsi yandı. Hayvanları zor kurtardık. Yani 5 dakika daha geçse belki de hayvanları kurtaramayabilirdik. Sağ olsun devletimiz, kaymakamlığımız olsun, itfaiyemiz, hepsi jandarmamız geldiler. Sabah 5'e kadar söndürmeye çalıştılar. Bayağı bir gece o soğukta Allah razı olsun. Hepsi köylülerimiz, komşularımız, komşumuzun yarasını sarmak için hep beraber ateşi, yangını söndürmeye çalıştık. Ama şükür can kaybımız yok. Ama maddi zararı komşumuzun çok. İnşallah bu zararı da devletimiz, İşte hayırseverler, köylülerimiz inşallah onların desteğiyle yardımcı olacağız.